Anlaştım. Çatı çatı gösterişleri. Usta, biz zeminimiz kendim olmadığı için bu hafta bir şey kullandı. Neydi bunun adı? Strafor. Evet. Strafor. Strafor. Öyle mi? Aynen öyle. Bunu paranın kaç usta? 5 milyon. 5 milyon. Aslında kitle söyledik ama zeminimiz çok kitleye uygun değildi. Biraz krizliydi. O yüzden bizi uyardılar da diyor ki bu strafordan olursa daha iyi olur. 5 milyon. Ses izolasyonu da sağlar. Hem ses izolasyonu sağlar. Zaten bizim zeminde 2 santimlik XPS'miz var. Bunun altında. Yani şapka altında. Şöyle alayım. Aldım. Alıya park eden. Orada sağ olsun Mehmet Bey vardı. Başka firmalardan da araştırma yaptım. En uygun fiyatlı ürün geldi. Hem kalite olarak. Hem ürün kalitesi anlamında kafamıza yattı. Hem Google'daki yorumları okuduğumda çok olumlu yorumlar vardı. Müşteriler tarafından çok olumlu geri dönüşler olmuş ve onları ben dikkate aldım. O yüzden alıyor parkeyi tercih ettik. Sabah gelip başladılar. İki katlı iki evimizi aşağı yukarı 100 metrekare şeyimiz vardı. Parke alanımız. %80-90'ı bitti gibi. Çünkü şimdi buranın şeyleri var, süpürgelikleri yapacak. Şimdi son odamızın kalan yeri döşeniyor. Ustam şimdi süpürgelikleri ayarlıyor. Bu salon ve mutfağın süpürgelikleri. Çekim verelim.
Ben geliyorum. Bakayım. Şimdi usta, şurada bir hafif bir ayrık var. Bunu nasıl kapatırız? Şimdi operasyon ekibi operasyona başladı. Bakalım kapanacak mı? Saranlı parçaya geçiş problemi. Son beyaz silikonmadan radyatör şeylerin kenarını dönüyor. Üst arkada bir hafiften bir boşluk kaldı. Burada boşluk kaldı. Evet. Bundan önce böyle. Burada küçük üst kat odamız şu an bitti. Sadece şu noktalarda buraya kapı geleceği için bir monte edilmiyor, böyle bırakılıyor. Şuraya da şimdi birazdan profiller konacak. Onları da ben konduktan sonra çekeceğim. Seramik ve parke geçiş problemini şimdi ustamız monte ediyor. Bunlar şey değil mi usta? Alüminyum mu? Alüminyum. Alüminyum, silikon bastı. Aman usta, silikonu fazla bassaydın. Basmış. 3 gün sonra bir küt diye bastığında. Tali, gel şu şeyi bir yap. Süpürgeri çıktı. Profil. Kulakları olan süpürmekten yoruldum. Şu an yaşım 60 olduk. Her gün evde bir şey çıkıyor. Şura patladı, şura bozuldu. Ampul yanmıyor. Ondan sonra camdan soğuk geliyor. Yok arabanın lastiği indi. Yok bilmem ne oldu. Oraya hayatım bunlarla uğraşmakla geçti. Nasılsa basın.